Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 4. bölüm testinin çözümlerini yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümde bumerang kuralından bahsetmiş. Bumerang ya da boynuz kuralı ya da uzay mekiği ne derseniz deyin fark etmez. Şu üçünün toplamı neye eşit? Şuradaki açıya eşit arkadaşlar. Bunun ispatı zaten nereden geliyor? Hocam iki iç açın toplam bir dış açı burası x artı y yaptı. Burada da iki iç açın toplam bir dış açı burası da x artı y artı z yapar. İspat da buradan geliyor. Bazen bumerang varsa direkt fark ederseniz bu bumerangtan yapabilirsiniz ya da direkt üçgen bilgisiyle de bazı sonuçlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Alt tarafta da örnekleri var zaten çözümlü örnekler. Ben şuradaki birinci soruyla başlıyorum hemen çözüme arkadaşlar. Evet birinci soruda demiş ki x kaç derecedir? Arkadaşlar ne var burada? Hocam bu merang var. O zaman bu üçünün toplamı 126'ya eşittir. Yani 3, 5, 6x. 6x eşittir 126 ise X buradan 126'yı 6'ya böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? 21 çıkıyor. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı böylelikle akçay çıktı. Geldik 2'ye. B'de açı ortay 20, 70 ve 115 verilmiş bizden X isteniliyor. Arkadaşlar 20 ve 70'e bakınca zaten neyi fark ediyoruz? Hocam şurada bir boynuz ya da bumerang hemen sayılar bizi buraya yönlendirdi değil mi? O zaman şu üçünün toplamı 115 olduğundan hemen şuraya bir A değeri ve diyelim. A artı 70 artı 20 eşittir 115 olacağından A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 115 eksi 90'dan 25 buluruz. E o zaman A 25 ise hocam burası da 25 burası da 25. E burada da bir ne var? Bir üçgen var. Üçgende iç açılar toplamı 180 olduğundan 115 artı 25 140 yaptı. X'e de kaç kaldı? 40 derece kaldı arkadaşlar. Ya da yazalım isterseniz. 25 artı 115 artı X eşittir 180 ya. Şu ikisinin toplamı 140 yaptı. O zaman X'e ne kaldı? 40. Evet sorun bu. İkinci sorunun cevabı böylelikle Edremit çıktı arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. E, i̇lla bu meraktan yapacağız diye bir şey yok. Mesela kurala bağımlı gittiğiniz zaman hocam soruyu uzatırsınız. Ne var? Buraya A, buraya B dersiniz. Hocam burada bu merak var dersiniz. Sonra birkaç işlem daha yaparsınız. İşlem kalabalığından sonuca ulaşmak biraz sıkıntı olabilir. Bir yerden başlayalım. Bilinenlerden başlayalım. Mesela burada ne var? 100. Hocam burası 100 ise nedir burası? 80. A, 80'i yazınca 80 ile 80... Şu büyük üçgende ne oluştu arkadaşlar? Şuradaki büyük üçgeni gösteriyorum hemen. İki tane açı mevcut. E o zaman burada 80, 80, 160. Burada kaç yana kaldı? 20 derece mi kaldı 180 tam Evet. E arkadaşlar burada da bir üçgen var. Ve iki açı yan yana dayanamam. Ne var burada? İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani x 20 ile 95'in toplamı yani direkt 115'e eşit olacaktır. O zaman 3. sorunun cevabı da böylelikle denizli oldu. Geldik 4'e. Öncelikle açı ortaylar verilmiş. Şunlara bir A yazalım. Şunlara da bir BB yazalım. E burada yazdıktan sonra ne oldu burada? Soru direkt bak nereye gitti bizi? Bumerang gitti. Çünkü arkadaşlar şurada bir bumerang direkt man var zaten. Bu üçünün toplamı şuna eşit değil mi? Evet hemen yazalım onu. A B ve X'in toplamı A artı B artı X eşittir. X artı 50 olduğundan. X'ler nanay. Şinanay yavrum şinanay. Yani A artı B 50 oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam şurada da bir bumerang var. A ile B ile X artı 50'nin toplamı A artı B artı X artı 50 neye eşit olacak? 3X'e eşit olacak. Hocam A artı B zaten kaçtı? 50 idi. Burası 50. 50 50 100. 100'ü yazdım X'i attın öbür tarafa. 3X'ten X çıkınca 2X kaldı. 2X eşittir 100 ise X de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 50 çıkar. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. İkiz kenarlık verilmiş. Direkt yoğunlaşacağımız açı burası. İkiz kenarın tepe açısı. Yani 30 derece. 180'den 30 çıktı. 150. 2'ye böl. 75. 75 oldu hocam burası. E 75 ise buraları. Bak 75 her zaman ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan bu ya da bulduğum bilgiyi kullan. E ben burada 75 buldum. E yanında açı var. Toplam burası 225 mi yaptı? Evet 150 ile 75'in toplamı 225. E bunun tamamı 360'a tamamlıyor. 360'tan 225 çıkartırsak 135 mi kalıyor? Evet. Burada kaçı 135 yaptı. E sonra hocam burada bir üçgen var. 135 ile 25'in toplamı 160. 180'e tamamlayanı 20 derecedir. Hocam burası 20 o zaman. E burası da 20. E sonra ne yapacağız? Bak bulduğum bilgiye de yollaşınca en son x kaldı. Hocam bu üçgene bakacağız. 75 25'ten burayı bulurum. Sonra iç açılar toplamından bulurum demenize gerek yok. E bu üçgene bakıyorsun. 20 ile x yan yana. iki tane açı gördük. Dayanamam. Bir dış açıya eşit değil midir o? 20 ile x'in toplamı kaça eşit olacak? 25 ile 75'in toplamı yani şu dış açısına eşit olacak. Toplam kaç? 100. O zaman x buradan kaç oluyor gençler? 80 oluyor. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. 6. soruda da ne demiş arkadaşlar? Valla arkadaşlar direktmen böyle kural zihniyete giderseniz her zaman kural zihniyete gittiğiniz zaman bazen sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mesela hocam burada bu bumerang var. 1. Burada bu bumerang yaparım. 2. Burada bu bumerang yaparım. 3 burada bu bumarak yaparım. O zaman oho bir sürü işlemle karşılaşırsınız. E, o zaman yani sadece kurala bağımlı işlem yapmamak lazım sanki değil mi arkadaşlar? Şimdi orada 2 bilinmeyen 3 bilinmeyen gelecek gibi arkadaşlar. Burada da giriyor gerçi şimdi. A, a B, B, yazmak zorundayız. Ya da A, A, B, B, yazmasak. Direkt şuradan başlasak. Yüzün olduğu yerden başlasak. Ne dersiniz? E, A, dersek. 2 iç açı bir dış açıdan. A, burası A artı 100 mi yaptı? Evet. Hocam burada da İki iç açının toplamı bir direkt bir dış açıya eşittir. Sen 80 ile neyi toplarsan A artı 100 yapar. Hocam A artı 20'yi toplarsan. E o zaman burası da A artı 20. E şimdi ne yapacaksın? Şimdi bak şuradaki üçgende bu merak yapabilirsin. Bu üçünün toplamı 150'ye eşit. Yaz bakayım bir şey geliyor mu? A artı 20, A artı 100 ve A. Yani toplamda 3 A var. 20 ve 100'ün toplamı 120 var. Toplamı da kaça eşitmiş? 150'ye eşitmiş. Buradan 3 A eşittir 30 sa A'yı buradan kaç bulursun? 10 bulursun. Ama bizden de X isteniyor. Yani A artı 100 isteniyor. A'yı biz 10 bulduğumuzdan dolayı cevabı da böylelikle 110 buluruz arkadaşlar. Yani 6. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik 7'ye. Buradaki açıların eşitliğini bir yazalım. Şuraya X diyelim, buraya da X diyelim. Hocam ne yapacağız? Vallahi arkadaşlar 110'u 40'ı falan kullanacağız. Şurada bir bumerang var mı? Var. Ya da boynuz var mı? Var. Evet. Şu üçünün toplamı x artı alfa artı 40 110'a eşit. Bir de hocam şurada bir boynuz ya da bumerang var. x artı beta artı 25. x artı beta artı 25. Neye eşit arkadaşlar? 120'ye eşit. Şimdi bizden ne isteniyor? Beta x alfa isteniyor. Arkadaşlar yukarıya eksiyle çarp, taraf tarafa toplarsam direkt beta x alfa gelir. Oradan yapabilirsiniz. Ya da e hocam burada da x'lerden kurtulmam lazım. X ile çarp taraf tarafa kurtular yaparak da yapabilirsiniz. Ya da direkt x'i yalnız bıraksanız yukarıdakinde. Şu yukarıdakinde. Arkadaşlar 110'dan 40 çıkarsa kaç kalıyor? 70. 70 x alfaya eşit oldu. Alttakinde x neye eşit? 120'den 25 çıkınca 95. 95 eksi beta'ya eşit oldu arkadaşlar? Evet. O zaman bunlar birbirine eşittir. Her ikisi de x'e eşit olduğundan dolayı. Ne yaptım? Hocam buradakinde x'i yalnız bıraktım. x 40 attım buraya 70 Alfa'yı da attım buraya eksi alfa 70 aksa alfa eşit oldu buradakinde de arkadaşlar X'i yalnız bıraktım 95 eksi beta eşit oldu her ikisi de x e eşit olduğundan birbirine eşit oldu dolayısıyla buradan cevap geldi mi gençler geldi bizden beta eksi alfa isteniyor beta'yı buraya 70'i de buraya atarsam artı beta diye geçti eksi alfa da burada var eşittir 95 eksi 70 yani kaç yaptı 25 yaptı arkadaşlar dolayısıyla 7. sorunun cevabı böylelikle Cihan çıktı. Geldik. 8. soruya. İç açılarının 3 tanesi x, 3x ve x olan. Yani toplam burası boynuzdan ya da bumaraktan. Toplamda burası kaç x yaptı? 5x yaptı. Hocam şurası da 5x'tir. Burası da 5x'tir diye yazalım isterseniz. Aynı zamanda burası da x. Burası 3x. Burası da x. Hocam burası da x. Burası da x. Şu bilgileri bir öncelikle yazalım. Burası da 3x diye yazalım. Sonra AB paralel DC. Her zaman ne diyoruz? soruda verilen bilgileri kullanmak zorundayız. Ama öncelikle hocam bunu alıp bunun üstüne koymuşlar ya. Şuradaki parçaları da şöyle bir gösterelim isterseniz. Hocam bu alttan geliyor böyle. Hocam bu da alttan böyle. Çizgisi var aslında böyle. Değil mi? Şunları bir gösterelim. Peki gösterdik. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar adam sana şunları paralel vermişse bunları kullanmak zorundasın. E hocam paralel doğrular verilmişse paralel doğruları genelde ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu 5x'leri de yazdık uzatıyorduk ya da sivrilen yerden paralel çiziyorduk. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ha hocam ben soru direkt bakınca şunu fark ettim aslında. Uzatıp da bumerangı kullanmadan da yapabilirim aslında ama direkt ben böyle 160'ı burada vermiş ya. 160'a bakınca arkadaşlar şöyle bir bumerang var mı? Var. E hocam şurada x var. Burada da x var. Bana neresi lazım? Şurası lazım. E burası nedir? Hocam burası da bulursam olay bitecek. E nasıl bulacağım hocam şuradaki açıyı? Buradaki açıya eşittir o açıda. E hocam burası isterseniz şöyle. Kalem ucu kuralından. E burası hocam 360 eksi 10 x'tir. Toplamları 360 yapacağından. Ya da paralel çizip öyle yapabilirsiniz. Hocam burası 180 5 x. Burası da 180 5 x. Bu o zaman burası 360 eksi 10 x yaptı. Burası da 360 10 x. Bunun 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 toplamı 160 dersiniz. Böyle çözersiniz. Tamam. Yalnız bu direkt bumerang görme işiyle oldu. Ben bunu buradan yapmayayım. Daha farklı bir şekilde yapayım. Biz her zaman ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullanma işidir diyoruz değil mi? Evet. Geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. Arkadaşlar şu paralel verilmiş. Paralellikten sonuç çıkmıyorsa. Paralel doğruyu şöyle bir uzatıyorduk değil mi gençler? Hadi bakalım uzatalım. Şunu şöyle uzattım. Uzatınca ben şu paralelle şeyi kullanacağım. Ha hocam burası 5x ya. Şuradaki 5x'i kullanamıyorum belki ama. Aslında kullanabilirim de. Neyse. Şurası 5x'e yöndeş açıdan dolayı burası 5x mi? Evet. Aa hocam bu 5x ise ben bunu bulduysam x ile bu açının toplamı direkt 5x olduğundan şuradaki açı kaç yaptı? 4x mi yaptı? Evet şu açıyı buldum. Hocam bak şurası 160. Aha da şuradaki üçgene bakar mısınız arkadaşlar? Şu üçgene bakar mısınız? Şu içerideki üçgene bakar mısınız? Bu iç, içerideki üçgenin dış açısı burası. Burası da dış açısı. Abi ben bir de şu açıyı bulursam olay bitti. Hocam bu açı da zaten şuradaki üçgende iki iç açının toplam bir dış açı değil mi? Çünkü bu, bu üçgenin dış açısı bu. O yüzden 3x ile x'in toplamı burası da 4x. Bakın şu içeride oluşan küçük üçgende. Hocam dış açı var dış açı var dış açı var. Sanki daha kolay çıktı. Dış açılar toplam 360. Ha hocam iç açısı 120 iç açısı 180 4x iç açısı 180 4x deyip 3 açılar toplamından da gelebilirsiniz ama gerek yok ki. Bu üçgenin dış açısı dış açısı dış açısı. Yani 4x yazalım. 4x artı 4x artı bir de dış açısı 160 eşittir 360 olacağından. 8x eşittir 360'dan 160 çıkınca 200 yaptı. X de buradan kaç yaptı arkadaşlar? 25 mi yaptı? Evet böylelikle cevabı x'i 25 buluruz. Zaten bizden de x isteniliyor. Dolayısıyla cevap böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Evet 8. sorunun cevabını da böylelikle cehan bulduk ve bu bölümün testlerinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. bölüm testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.